Teknoloji Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen kutusunun yan tarafta gördüğünüz, şu anda da kendisinin elinde tuttuğum Rampage'in Paladin K9 isimli 7.1 sanal olarak Surround ses sistemine sahip olan kulaklığını inceleyeceğiz. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Rampage genelde böyle bu tarz oyun cihazları üretiyor. Oyun aksesuarları üretiyor. Klavyesi var, faresi var. Hatta koltukları bile var ki koltuklarını biz daha önce kanalımızda incelemiştik. Teste gelen Paladin K9 ise özellikle oyuncular için tasarlanmış ve çok gelişmiş özellikleri bulunan bir kulaklık. Şimdi kulaklığın her zaman olduğu gibi ben bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. 50 milimetrelik sürücülerimiz var. Oldukça büyük bu arada. Ben takayım. Kulağımı nasıl kapattığını siz de görün. Tamamen böyle sarıp sarmalıyor. Şu üst kısımdaki elastik ve yumuşak bant en azından kafanızın şu metale değmeden ve uzun saatler boyunca, mesela şöyle baktığınız gibi bakın, oynayabiliyor bu. Oyun oynarken ya da müzik dinlerken kafanızın ağrımamasını ve kulaklıkların kafanızı rahatsız etmemesini sağlıyor. Bunun dışında baktığımızda kulaklığın yan taraflarında, hem sağındaki hem solundaki hoparlörün üst kısmında RGB bir böyle dönen bir ışık görülüyor. Bu şey, isterseniz biraz sonra detaylarını göstereceğim, ben şuradan kapatabiliyorsunuz, onları söyleyeceğim. Bir de mikrofonumuz var. Elastik bir mikrofon. Mikrofonun ucunda da bir ışık var. Mikrofonu kapattığınızda bu ışık sönüyor. O zaman siz de mikrofonu kapattığınızı anlamış oluyorsunuz. Bir de kumandamız mevcut. Şöyle bir kumanda var. Şu anda bu USB'den bağlı bir bilgisayara. Bilgisayara bağlı olduğu için böyle ışıkları yanıyor ama yan bağlı olmadığı zaman ışıkları sönmüş oluyor. Şimdi kumandanın üzerinde 5 tane düğme var. Ses arttırma ve azaltma tuşlarımız var. Mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Işıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela deneyelim. Şimdi bastım. Şuradan kapandı mesela. Şimdi tekrar açıldı. Bakın şu an kapanmış. Daha doğrusu farklı farklı modlar arasında geçiş sağlıyorsunuz. Şu an kapalı. Şu an gördüğünüz gibi yanar döner modu tabiri caizse. Şu an daha farklı sabit bir modda yanıyor. Biraz daha bir düğmeye bir kez daha basınca da yine farklı modlar arasında, ya şu an kırmızı renk oldu. Şu anda tamamen kapatmış olduk. Farklı modlar arasında geçiş sağlanıyor. Bir de hemen altta bir 7.1 Virtual Surround'u açıp kapatabildiğiniz bir tuşumuz var. Bunu da açıp kapatarak yapıyoruz. Bir de hani bu kumandayı komple devre dışı bırakmak isterseniz, bu kumandanın hemen yan tarafında bir tuş bulunuyor. Buna basınca da kumanda tamamen kapanmış oluyor. O zaman ışıkları da sönüyor. Şu an ışıkları yanarken mesela böyle, bu bile RGB bir şekilde yanar döner bir sisteme sahip. Şimdi gelelim kulaklığın teknik özelliklerine. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. 50 mm sürücülü olduğunu söylemiştik. Sanal 7.1 ses kanal desteğimiz var. USB üzerinden bağlanıyor. Ayarlanabilir gürültü engelleme özellikli mikrofonumuz var. Fonksiyonlu bir kumandamız var. RGB aydınlatma efektimiz var. 2 metre bir kablomuz bulunuyor. Fiyatı ise 350 TL. Şimdi gelelim arkadaşlar bu kulaklığın bize sunduğu deneyime. Biz oyunda oynadık, müziklerde dinledik, farklı filmde izledik mesela bu kulaklıkla. Birçok işlemleri gerçekleştirdik. Sıkıntısız bir şekilde kullanıyorsunuz. Ses kalitesi çok başarılı. Tabii ki bu ürün kulaklık anlamında gürültü engelleme özelliği yok. Mikrofonda var ama kulaklıkta yok, ama kulaklıklar sürücüleri büyük olduğu için ve kulağınızı tamamen sardığı için aslında dışarıdaki sesleri de oldukça az bir şekilde duyuyorsunuz. Şimdi sanal 7.1 özelliği de güzel. Neden güzel? Özellikle oyunlarda mesela arkanızdan yaklaşan düşmanı arka tarafınızda hissedebilme ya da işte önünüzden size koşarak gelen bir düşmanı ya da bir arkadaşınızı, yani takım arkadaşınızı anlayabilme gibi özellikleri bu sanal surround sistemi sayesinde, 7.1 sayesinde hissedebiliyorsunuz. Bu da oyunlarda özellikle detay isteyen kullanıcılar için güzel bir özellik. RGB aydınlatma olması benim hoşuma gitti. Ha, ve kapatılabiliyor olması da güzel. Çünkü mesela bazen istemeyebiliyorsunuz bunu. Ama özellikle böyle loş ortamlarda, karanlık ortamlarda bu ışıklandırma çok güzel görünüyor. Özellikle de oyun oynuyorsunuz ya da bir klavyeniz de varsa yanında mesela, böyle çok güzel bir şekilde oyuna konsantre olmanızı ve adapte olmanızı sağlıyor. Ses kalitesi ben beğendim. Tabii ki size burada ses kalitesinin detaylarını aktaramıyoruz ama basların ve tizlerin dengeli olduğu bir ses kalitesi mevcut. Ve oyun, özellikle oyun için tasarlandığı için de oyun atmosferini, oyundaki o ortamı böyle dört bir yandan gelen sesle çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani özellikle oyunlar için bir kulaklık arıyorsanız ve böyle hani mikrofonda olsun, RGB özelliği de olsun, açıp kapatabileyim de diyorsanız, bence güzel bir özellik, güzel bir kulaklık bu Rampage'in Paladin K9 modeli. Bu arada kutusunun üzerinde PlayStation ve
Xbox uyumlu olduğu da yazıyordu. Xbox'a denedik, çalıştıramadım ben. Xbox One'la denedim en azından. Xbox One'la çalışmadı. Ama belki Series S'te veya Series X'te çalışabilir. O konuda çok emin değiliz. PlayStation'da ise deneme imkanımız olmadığını söyleyelim. Gelelim ürünün fiyatına. Şimdi benzerleriyle karşılaştırdığımızda aslında makul bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir kulaklık, RGB aydınlatması var, kumandası da mevcut ve kumandadan birçok ayarını hiç yani şeyle uğraşmadan, bilgisayarla uğraşmadan değiştirebiliyorsunuz. İşte sesi açıp kapatma, mikrofonu açıp kapatma gibi işlemleri ve de işte ledleri açıp kapatma gibi işlemleri kumanda üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. USB'den bağlandığı için PC'lerde ağırlıklı olarak kullanmanız da mümkün ve özellikle böyle oyun oynayanlar için bizim önerebileceğimiz bir ürün olmuş. Fiyatının da rakiplerine göre, benzerlerine göre, benzer özellikleri sunan diğer modellere göre makul olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın ses kalitesini gösterme imkanımız pek olmadığını söylemiştik ama mikrofon kalitesiyle ilgili küçük bir deneme yaptık. Şimdi onu izleyelim, daha sonra videomuzu kapatacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda duymakta olduğunuz sesi Rampage Paladin üzerinden alıyoruz. Bilgisayara taktık kulaklığımızı ve şu anda izlemekte olduğunuz, dinlemekte olduğunuz ses kaydını bu kulaklık üzerindeki mikrofondan gerçekleştiriyoruz. Şöyle vurayım. Bakın şuradan da şöyle sesi biraz daha yaklaştırayım, en azından ses kalitesini siz de görmüş olun. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Rampage Paladin K9 kablolu oyuncu kulaklığını inceledik. Olur ya, bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.